Herkese merhaba, ben Lale. Bugün yurt dışında staj nasıl yapılır ya da nasıl bulunur bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Ben İTÜ'de moleküler biyoloji ve genetik okudum. 3. sınıftayken yurt dışında İtalya'da bir yaz stajı yaptım. Bu staja başvurma süreci, staja kabul alma süreci nasıl işledi bunu biraz anlatacağım. Bu anlattıklarım belki başka bölümlerde okuyanlar için geçerli olmayabilir ya da süreç daha farklı işliyor olabilir. Mimarlık, mühendislik gibi bir bölümde okuyorsanız belki anlatacaklarım tam olarak aynı olmayabilir. Ama eğer temel bilimlerde okuyorsanız ve yapacağınız staj laboratuvar ortamında olacaksa büyük ihtimalle aynı süreci işleyecektir. Ben yurt dışında stajımı 3. sınıfı bitirdikten sonra yaz döneminde İtalya'da Sapienza Üniversitesi'nde yaptım. Ondan önce de 2. sınıfın yaz döneminde zorunlu stajımı İstanbul'da bir genetik tanı merkezinde yapmıştım. İlk önce söylemek istediğim şey, ben yurt dışında staja başvurduğumda dediğim gibi 3. sınıfı bitirmiştim. Yani belirli bir laboratuvar deneyimim vardı. Laboratuvarda işler nasıl işliyor biliyordum. Pipet nasıl kullanılır ya da temel deneyleri biliyordum. Çünkü belli laboratuvar dersleri de almıştım. Ama bu demek değil ki sizin de illa 3. sınıf olmanız lazım başvurmak için. Öyle bir zorunluluk yok. İsterseniz 1. sınıfta, isterseniz 2. sınıfta, isterseniz 3, isterseniz 4. Hatta mezun olduktan sonra da bir staj için yurt dışında ya da yurt içinde herhangi bir laba başvurabilirsiniz. Zaten stajın amacı deneyim kazanmak, daha çok şey öğrenmek, farklı teknikler öğrenmek ve bir araştırma projesinde yer almak. Ama tabii ki de eğer 1. sınıfsanız ve pek bir deneyiminiz yoksa laboratuvarda bu staja kabul alma ihtimaliniz birazcık azalabilir. Doğal olarak bazı hocalar laboratuvarında deneyimi olan öğrencileri istiyorlar ama bazıları da hiç deneyimi olmayan öğrencileri alıp yetiştirmek isteyebilir. Ama şunu belirtmeliyim ki deneyiminiz olsa da olmasa da 1. ya da 3. sınıf olsanız da yurt dışında staja başvurmak uzun bir süreç. Belki bu herkes için aynı olmayabilir ama biraz reddedilmeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Belki 50 tane hocaya mail atabilirsiniz ama hepsi sizi reddedebilir. Belki 5 tane atarsınız, bir tanesi alabilir. Yani bu süreç uzun ve zorlu bir süreç olabilir ama pes etmemenizi öneririm. Evet, dediğim gibi kaçıncı sınıf olduğunuzun bir önemi yok. Bu kısmı geçtik. Benim size herhangi bir staja başvurmadan önce önerebileceğim şey öncelikle CV'nizi güzel bir şekilde hazırlamanız. CV'nizi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenlerden biri de çok fazla yazı yazmamak. Eğer CV'nize bildiğiniz her şeyi doldurursanız hocaların pek okuyacağını zannetmiyorum. Mümkün olduğunca az ve öz bir şekilde yeteneklerinizi belirten, deneyimlerinizi anlatan bir CV hazırlamanızı öneririm. Ve genelde CV'ler 2, maksimum 3 sayfayı aşmasa güzel olur. Zaten 2. ya da 3. sınıfsanız 4-5 sayfalık bir CV yazacak kadar bir deneyiminiz olması sizden beklenmez. Dediğim gibi CV'nizde açık ve net bir şekilde eğitiminizi, daha önceki deneyimlerinizi anlattıktan sonra niyet mektubunuzu yazmaya başlayabilirsiniz. Niyet mektubunuzu yazarken öncelikle biraz kendinizden bahsetmelisiniz. Ama CV'nizde yazan her şeyi niyet mektubunda anlatırsanız pek bir mantığı olmayacaktır. Çünkü zaten sizin niyet mektubunuzu okuyan kişi CV'nizi de alacaktır ve orada yazanlar orada okuyabilir. Yani mümkün olduğunca aynı şeyleri tekrar etmemeye çalışın. Mesela kaçıncı sınıfta olduğunuzu, hangi okulda okuduğunuzu söyleyebilirsiniz. Belki neden bu bölümde okuduğunuzu anlatabilirsiniz. Daha sonra neden staj yapmak istediğinizi açıklayan birkaç cümle, belki küçük bir paragraf yazabilirsiniz. Hatta hani paragraf şeklinde gidiyorsanız çalışmak istediğiniz laboratuvarda, o kişinin laboratuvarında neden çalışmak istediğinizi, o konuya neden ilgi duyduğunuzu anlatabilirsiniz. Daha sonra da bu staj imkanının size neler katacağını anlatarak mektubu bitirebilirsiniz. Şimdi kaba taslak CV'nizi ve mektubunuzu hazırladıktan sonra nerede staj yapmak istediğinize karar vermeye başlayabilirsiniz. Öncelikle Avrupa'da mı staj yapmak istiyorsanız, Amerika'da mı, Avustralya'da mı ya da Asya'da bir yerde mi?
Öncelikle bunu karar vermenizi öneririm. Çünkü staj yaparken 2 ay, belki de 3 ay o ülkede yaşayacaksınız. Bunu biraz düşünmeniz iyi olabilir. Bilmediğiniz bir kültürde yaşamak sizin için nasıl olacak? Ona göre bir karar verebilirsiniz. Belki Amerika'ya gitmek sizin için çok uzaksa, saat farkı sizi rahatsız edecekse öncelikle bunları düşünüp bir şekilde karar verebilirsiniz. Daha sonra nerede, en azından bölge olarak ya da belki ülke olarak nerede yapacağınıza karar verdikten sonra size önerim hangi konuda staj yapmak istediğinize karar vermeniz. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü için konuşuyorum. Genetik alanında staj yapmak isteyebilirsiniz. Kanser üzerine staj yapmak isteyebilirsiniz. Belki gelişim biyolojisi, belki kök hücre olabilir, belki nörodejeneratif hastalıklar olabilir, belki bitki üzerine olabilir, bakteri üzerine olabilir, moleküler biyoloji, DNA üstüne olabilir, DNA replikasyonu vesaire. Çok fazla ayrıntılı ve çok değişik şeyler üstüne çalışan laboratuvarlar var. Öncelikle kendinize şöyle bir ana bir konu belirlemenizi tavsiye ederim. Onu belirledikten sonra bu konuda seçtiğiniz ülkede çalışan hocaları bulmanız gerekiyor. Bu hocaları bulmak için de öncelikle gitmek istediğiniz ülkedeki üniversitelerin listesini çıkartabilirsiniz. Mesela atıyorum Hollanda için konuşuyorum. İnternetten Hollanda'ya girip Hollanda'daki bütün üniversitelerin listesini çıkartın. Sonra o üniversitelerde moleküler biyoloji ya da genetik alanında çalışan hocaların bir listesini çıkartın. Sonra o hocalar arasından bakın hangileri hangi konularda çalışıyorlarmış. Bunlara bakarak istediğiniz alanı daraltabilirsiniz ya da İstediğiniz alanda çalışan hocaları bulabilirsiniz. Bu hocaları bulurken size önerebileceğim şeylerden biri de sadece internette üniversitenin sitesinden bakıp hocanın profiline değil de hocanın laboratuvarının bir sayfası varsa oraya bakmanız. Laboratuvarda çalışan kişilere bakmanız. Belki hocanın Twitter adresi olabilir. Buraya bakmanızı öneririm. Bu şekilde laboratuvar hakkında çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Neler çalışıyorlar öğrenebilirsiniz. Ve laboratuvarına başvurmak istediğiniz hocanın makalelerine de bakmanızı öneririm. Böylece bir fikriniz oluşabilir. Laboratuvarda tam olarak ne çalışılıyor? Ve eğer sizin ilginizi çekiyorsa bundan sonra niyet mektubunuzu ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Aynı niyet mektubunu başka alanlarda çalışan ya da aynı alanda çalışan ama farklı laboratuvarları olan kişilere aynı niyet mektubunu gönderemezsiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Niyet mektubunuzu her seferinde değiştirmenizi öneririm. Konuya göre, hocaya göre, spesifik olarak niyet mektubunda belirtmeniz gereken şeyler olabilir. Ve tabii ki de bu mailleri atarken hocaların, profesörlerin isimlerine çok dikkat edin. Sakın yanlış bir profesörün ismini yazarak, farklı bir niyet mektubunu ekleyerek bir şeyleri karıştırıp yollamayın. Çünkü bu çok ayıp bir şey, kaba bir şey. Anlattığım gibi hangi laboratuvarda, hangi konu üzerinde çalışmak istiyorsanız niyet mektubunuzu, CV'nizi hazırlayarak laboratuvarın hocasına saygılı bir mail yazarak CV'nizi ve niyet mektubunu ekleyerek yollayabilirsiniz. Eğer yaz stajı için bir öğrenci almak istiyorlarsa zaten size geri döneceklerdir. Ya da almak istemiyorlarsa, böyle bir kapasiteleri yoksa da reddedeceklerdir. Staj süresini de sorarsanız bence en az 2 ay olmalı. Ama olabiliyorsa tabii ki de 3 ay çok güzel olur. Bazı hocalar 6 aydan az almak istemiyor olabilir. Bu tabii ki de hocadan hocaya değişen bir şey. Laboratuvardan laboratuvara değişebilir. Daha önce de söylediğim gibi birden fazla hocaya, birden fazla ülkeye, üniversiteye, laboratuvara mail atmanız gerekebilir. Ama umudunuzu kaybetmemenizi öneririm. Ben çok fazla yere mail attığımı hatırlıyorum. Yarısı dönüş yapmadı bile. Bir kısmı dönüş yaptı ama reddetti. İki tanesiyle Skype üzerinden görüşme yaptım. Olmadı. Sonuncusu oldu. İtalya'da stajımı yaptım. Ama benim için çok güzeldi. Çok değişik şeyler öğrendim ve İtalya'da yazımı geçirdim.
Benim için çok güzel bir deneyimdi. O yüzden size de pes etmemenizi öneririm. Ve yurt dışında staj yapmak gerçekten sizin biraz ufkunuzu açabilir. Değişik bir ortam görüyorsunuz. Değişik bir alan görebilirsiniz. İngilizcenizi geliştirmiş olursunuz. Laboratuvardaki kişilerle İngilizce konuşacağınız için. Ve eğer öyle bir sorununuz da var. Mesela ben İtalya'da yaptım ama herkes İngilizce bildiği için İngilizce anlaşıyorduk. Yani benim İtalyanca bilmeme gerek yoktu. Ve bu genelde böyledir. Bilim dili İngilizce olduğu için genelde herkes İngilizceyi az çok konuşabiliyor. Staj için bir mülakata da girmeniz gerekebilir. Bu genelde Skype üzerinden olur. Bu mülakatlardan önce de iyice hazırlanmanızı öneririm. Neden bu bölümü okuduğunuzu, neden staj yapmak istediğinizi iyice bilip belki kendiniz bir kere bir tekrar yapabilirsiniz. Biri size bu soruları sorsa nasıl cevap verirsiniz diye. Ve laboratuvarda çalışılan konuya iyice çalışmanızı öneririm. Yani konuyla ilgili size soru sorabilirler ve bunları cevaplamanız beklenebilir. Yurt dışında staj yapmak için bu anlattığım yöntem bir yöntemdi. Yani mail atarak, direkt sizin hocalarla iletişime geçerek başvurduğunuz bir yöntem. Başka bir yöntem daha var. Yurt dışında bazı üniversiteler yaz okulları düzenliyor. Mesela Viyana Biocenter diye bir enstitü var. Her yaz onların yaz okulu oluyor. Sanırım Amerika'da da böyle yaz okulu yapan okullar var. Avrupa'nın farklı yerlerinde yaz okulları bulabilirsiniz. Bunların da başvuruları belli zamanlarda açılır. Bunları takip etmenizi öneririm. Yani internetten belki moleküler biyoloji yaz okulu, molecular biology summer school ya da genetics summer school, biology summer school gibi bir şeyler yazıp bu tarz yaz okullarını bulabilirsiniz. Onlarda da isteyecekleri şey tabii ki önce CV olur. Belki bir niyet mektubu isteyebilirler. Ve bunda da en çok dikkat etmeniz gereken tabii ki de son başvuru tarihi. Bu yaz okullarını araştırıp son başvuru tarihlerine dikkat ederek bunlara da başvurabilirsiniz. Böylece yurt dışında bir staj hatta yaz okulu yapmış olursunuz. Son olarak değinmek istediğim konu da staj yaparken para alıyor muyuz? Bu konu laboratuvardan laboratuvara değişebilir. Eğer hocanın size verebilecek bir parası, bir fonu varsa size para verebilir ama vermeyebilir. Bu tamamen hocanın, laboratuvarın inisiyatifine kalmış. Eğer herhangi bir ücret olmadan staj yapamayacak durumdaysanız bunu mailinizde kesinlikle belirtmenizi öneririm. Yani ücretli ya da ücretsiz bir staj arıyorum diye bunu belirtebilirsiniz mailinizde. Bunun dışında eğer hoca size staj için bir para veremiyorsa belki Erasmus Plus'a başvurabilirsiniz. Erasmus Plus'la ilgili çok fazla bilgim yok ama sanırım 3 aylığına Erasmus tarafından verilen bir hibe oluyor. Avrupa'da yaptığınız stajlarda geçerli oluyor. Ama bunu üniversitenizin öğrenci işlerine sorarak, Erasmus Plus başvuru tarihlerini araştırarak öğrenebilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım bazı sorularınızı cevaplamıştır. Eğer hala aklınızda sorular varsa lütfen yorumlara bırakın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bunlar benim şimdilik aklıma gelenlerdi. Gelecek videolarda IELTS sınavıyla ilgili, yurt dışında yüksek lisansla ilgili ve yurt dışında doktorayla ilgili bilgiler paylaşacağım. Eğer bunları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.